Merhaba değerli arkadaşım. Hoş geldin. Doğru denklemleri 2 bölümünün son pekiştirmesi olan pekiştirme 9'a. Hazırsan 14 tane sorumuz burada bizi bekliyor. Tekrar yaptığımız yerler olduğu gibi farklı şeyler de çözeceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım iyi seyirler. O zaman bir an önce gelsin birinci soru. Geleceği varsa göreceği de var diyoruz. Şimdi bir üçgen verilmiş bize. Üçgenin koordinatları verilmiş. Tamam. Hay hay. Bir üçgen çiziyoruz. Yalnız bu üçgenimiz dik üçgen olacakmış. Dik üçgen olabilmesi için... Tepe açısının 90 derece. analitiksel ifadesi ne olacak? A noktamızı yazalım. Eğimleri çarpımı eksi 1. Hangi doğruların? Şimdi B 1'e 2. de eksi 3'e eksi 2. O zaman doğrular birbirine dik olacak. Hangi doğrular birbirine dik olması lazım? AB'den yani MAB çarpı MAC eşittir eksi 1 olacak. Tamam AB'den geçen eğimi bulalım. A eksi 2 bölü eksi 1 eksi 1'den eksi 2. Çarpı AC'den geçeneğime bakalım. A artı 2 bölü eksi 1 eksi 3'ten eksi yani şu eksi 1 eksi eksi 3'ten eksi 1 artı 3 yapar. O da 2 yapar. Eşittir eksi 1. Hay hay. Ee, o zaman A kare eksi 4 yapıyor değil mi? Bunların çarpımı eşittir 4 yapıyor. A kare eşittir 8. Buradan A eşittir 2 kök 2 ve A eşittir eksi 2 kök 2 olur. Değil mi? Şimdi A'nın hangisi olabilir diyor. O zaman hangisi olabilir? 2 kök 2 yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Hemen devam ediyoruz. 3x artı y 12 eşittir 0 doğrusu ile A eksi 4 x A'ya eşittir 24 doğrusu paralel olduğuna göre. Hay hay. O zaman bu doğrular birbirine paralel ise eğimleri aynıdır. Bu doğrunun eğimi nedir değerli arkadaşım? Eksi A bölü B'den eksi 3 yapar. Değil mi? O zaman bu doğrunun da eğimi eksi 3'tür. Dolayısıyla bu doğruya a eksi 4 x artı ay eşittir 24 diyecek olursak eğim eşittir eksi a bölü b'den yani x'in katsayısı eksi a eksi 4 bölü y'nin kat a eşittir eksi 3 olacağından eksiler birbirini götürür. a eksi 3 eşittir 3a a eksi 4 düzeltiyorum. Ee, buradan 2a eksi 4 a eşittir eksi 2 olarak bulunacaktır. Doğru mu? Şimdi A'mızı eksi 2 olarak bulduk. Buradan sonra ne yapacağız? Tamam. A'yı eksi 2 olarak bulduk. Götürüp yerine yazalım. Eğim eşit. E, M noktası eşittir. M'yi görünce eğim diyoruz hemen. 3 eksi eksi 2'den 5 yapar. E, eksi 2 artı 5'ten 3 yapar. Doğru mu? Tamam. 5'e 3 noktasının y ekseni olan uzaklığı. Y ekseni olan uzaklığı mutlak değer ayrı. Yani x'in x noktasını. Apsisi veriyordu değil mi bize? Bunu daha önce de ifade etmiştim ben sana. Gene tekrar göstereyim. 5'e 3 noktası diyelim. Burası 5'e 3 noktası olsun. Y eksenine olan uzaklık ordinat apsisi verecektir. O da sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda şöyle bir göz gezdirelim. Bakalım bizi neler bekliyor. 2 doğru var. Doğruları dik kesiştiklerine göre diyor doğruları dik kesiştiklerine göre o zaman eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Tamam. Bu doğrumuzun eğimine bakalım. m1 eşittir. Eksi a bölü b'den a artı 2 bölü 1. Yani a artı 2. Buna gelelim. Burada e, paydaları eşitleyelim. E, nedir? 2x Tamam. Burası eksi yukarı atmıştım. Eksi parantezinde a artı 1 y eşittir. 2 tane a artı 1 gelecektir değil mi? Yani paydaları işlediğim zaman karşıya attığım zaman 2 artı 1 geliyor. Bu eksi yukarı attık. Şurada olduğu gibi. Şimdi eğim neydi sevgili arkadaşım? Eksi a bölü b'ydi. Yani x'in kat sayısı bölü eksi x'in kat sayısı 2 bölü eksi a artı 1 y'nin kat sayısı. Bu da 2 bölü a artı 1 oldu. Şimdi bu doğrular dik kesiciklerine göre bunun eğimi bu. Onun eğimi de eksi neydi? a artı 2'di. Eğimleri çarpımı neydi? Eksi 1 olacaktı. O zaman hemen yazalım. A artı 2 çarpı 2 bölü A artı 1. Değil mi? Eşittir eksi 1. Hay hay. Buradan 2A artı 4 eşittir eksi A eksi 1. Buradan 3A eşittir eksi 5. A eşittir eksi 5 bölü 3 olarak bulunur ki bu da sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu bize gösterir. Devam ediyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. 4. soruda bakalım. 2 tane denklemimiz var. Doğruların kesin noktasından geçen. O zaman hemen bu doğruların kesin noktasını bulalım. Y yerine 2x yazacak olursak buradan x eşittir. X'i bu tarafa atarsak 1x kalır. X eşittir. Eksi 2. Y de x'in 2 katı olduğu için eksi 4 oldu. Tamam. Bunu bulduk. Ee, şimdi ve doğrusuna dik olan diyor. Şimdi bir doğrumuz var. Tamam. Bir doğrumuz var. Bu doğrumuz ee, nedir? Kaça kaç noktasından geçiyormuş? Eksi 2'ye eksi 4 noktasından geçiyormuş. Şu doğrumuzda neymiş? X artı 4 Y eksi 3 eşittir 0 olsun. Bunun eğimi eksi 1 bölü 4'tür. E peki doğrular birbirine dik ise bu doğrunun eğimi M1, M2 diyelim buna da tersinin ters çarpısı 4 olacaktır. O zaman noktamız belli. Eğimimiz belli. Y artı 4 eşittir. 4 çarpı X artı 2'den değil mi? Noktada bir eğimi belli olan doğru denkleminden Buradan y eşittir. 4x artı 4 olarak çıkacaktır. Bu da şıklara şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman... ...c seçeneğinden var. Evet y'yi o tarafa atarsak... ...eksi y artı 4x artı 4. Yani dördüncü sorumuz. Doğru cevabı c seçeneğidir. Geldik beşinci sorumuza. Aha. Yukarıda verilenlere göre bc doğrusunun... ...denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hmm. Bc doğrusu bir kere nedir sevgili arkadaşım? Ee, Oa ya paralel. Yani x eksene paralel olduğu için eğim eşittir tanjant sıfırdan sıfırdır. Eğimi sıfırdır. Yani do doğru denklemimiz y eksi e, y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfırda burası sıfır olacağı için y eşittir y sıfır şeklinde olacaktır ki belli. Yani biz şu kesim noktasının ordinatını bulursak mesele çözülecek. Şimdi ben şuradan bir dikme indiriyorum. Bakalım şu anda aklıma gelen bir şey. Bak emin ol çok ciddi söylüyorum derler. Anlık geliyor. Böyle bazen anlık geliyor. Umarım ben sana karşı mahcup olmam soruyu çıkartırım. E, direkt eğimi kullanmak istiyorum burada anlık. Normalde eğimleri çarpma eksi 1'i kullanacaktım. Şimdi A 6'ya 0 tamam şurası 6 birim. Burayı biliyorum. Şimdi bu doğrunun eğimi 2 ise buraya e, A der, 2A dersek burası A olacaktır değil mi? Değil mi? Çünkü 2'ye 1 oranı var. 2A'ya A'dan 2 çıkacak. Tamam hay hay. O zaman burası 6 eksi A mı oluyor? Tamam. Şu doğrunun eğimi 2 ise o zaman bu doğrunun eğimi ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur değil mi? Eğimle çarpma eğimlerin çarpımı eksi birden. O zaman bu doğrunun eğimini bulalım. M eşittir karşı bölü komşu yani 2a bölü 6 eksi a eşittir 1 bölü 2 diyorum. Bak bunlar uzunluk. Bunlar uzunluk. O yüzden 1 bölü 2 olarak almam gerekiyor. 4a eşittir 6 eksi a. Allah'ım beni mahcup etme. 5a eşittir 6. A eşittir 6 bölü 5 olarak çıktı. Aha. 6 bölü 5 olarak çıktı. Burası 6 bölü 5. Cevap ne diyor? Cevap ne diyor? Bir dakika bakalım. Beşinci soru nedir cevap? Değerli arkadaşım C mı? Vallahi bulduk doğru. Bu A ise o zaman şu noktamızın koordinatları A'ya e, A 2 A'ydı. O zaman burası 6 bölü 5 ise bu da 12 bölü 5 olur. Doğru mu? O zaman sorumuzun doğru cevabı C seçenidir. Yaşasın bulduk işte. Ne yaptık? Noktanın bir doğru üzerindeki eğimi e, farklı yöntemlerle bulmaya çalıştık. Heh, ne yapabilirdik? Tabii ki şöyle de düşünebilirdik bunu. Ben yol göstereceğim şimdi sana. Burayı siliyorum. Artık anladığını bir düşünerekten burayı siliyorum. Buraları sildim. Ha, Tamam. Bunları biliyoruz. Eğimleri zaten biliyoruz. Tamam. Şimdi bunun eğiminin eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bulduk. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi bunun eğiminin, bunun eğimi 2 demiştik. Bunun eğimi de eksi 1 bölü 2 demiştik. Doğru mu? Evet. Şimdi bunun koordinatları 6'ya 0 noktamızın e, bunun bu doğrunun üzerine bir nokta aldığım zaman x'e 2x mi? Hay hay. O zaman eğim bulalım. 2x 0 bölü x 6 eşittir. Eksi 1 bölü 2 diyebilir miyiz? Tabi bunlar da koordinat olduğu için böyle yapacağız. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsak x eşittir. Yine 6 bölü 5 olarak bulunacaktır değerli arkadaşım. O da 2 katı 12 bölü 5 yani C seçeneği olarak farklı bir şekilde bulmuş olursunuz. Gelelim 7. sorumuza. Karşılıklı iki köşesinin koordinatları eksi 1'e 8. A noktası eksi 1'e 8'miş. C noktası da eksi 7'ye eksi 2'ymiş. O zaman orta noktayı bulalım hemen. Nedir orta nokta? Apsislerin toplamının yarısı. Ordinatları toplamının yarısı. Eksi 4'e eksi 2. 8 daha eksi artı 6 bölü 2'den 3 yapar. Eksi 4'e 3. Hay hay. Peki. MAC'den geçen eğim nedir? Eksi 2 eksi 8 bölü eksi 7 artı 1. Bu da eksi 10 bölü eksi 6'dan bu da 5 bölü 3 yapacaktır. Değil mi? Şimdi bunun eğimini de bulduk. MAC'yi de bulduk. O zaman MAC 5 bölü 3 ise MBD ne diyebilirsin artık? Büyüdük kocaman insanlar olduk. Direkt söyleyebiliriz değil mi? Çarpımlar eksi 1 olduğu için. Çünkü eşkenar dörtgende köşegenler hem ortalıyordu hem dik kesiyordu eksi 3 bölü 5 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ne diyor? Diğer köşegen doğrusu. Yani BD'nin doğrusunu denklemini istiyor. Biz nokta bulduk. Noktamızı bulduk. eğimimiz de bulduk. Değil mi? Evet. Bunları bulduktan sonra ne yapalım? Çözüme devam edelim. Bir noktası ve bir eğim belli olan doğru denkleminden. Yani y eksi 3 eşittir. Eğimimiz neydi? Eksi 3 bölü 5 çarpı x artı 4 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 5y eksi 15 eşittir. Eksi 3x pardon eksi 12 buradan 3x artı 5y eşittir 3 olarak sorumuzu çözmüş oluruz. Bu da evet bakıyorum ışıklarla acaba yanlış <laughs> yaptım mı diye yani işlem hatası olabiliyor işte insanlık hali bir, 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 hata yapabiliyoruz yani bir ufacık bir işlem bir eksilik bir artılık bir olayı götürüyor. Evet şükürler olsun hata yapmadım. Hadi bakalım. Devam edelim gelelim 7. sorumuza. D ve L doğruları OY ekseni üzerinde dik kesişmektedir. Hay hay. OY ekseni üzerinde dik kesişiyormuş. Şimdi ee, tamam OY ekseni üzerinde dik kesişme muhabbetine ilgili ne söyleyebilirsin? Ne diyebiliriz değerli arkadaşım? Bu doğrular o zaman bu noktada birbirlerine dikler mi? Birbirlerine dik diyebiliriz değil mi? Bunlar bu noktada birbirlerine dikler. Şimdi ee, o zaman ne yapalım? Dikse eğimleri çarpma eksi birdir. Bunu düşündük. Bir. Ee, şu nokta olduğunu düşünelim. Bu nokta sıfıra o zaman ne olacak? X yerine sıfır yazdığım zaman sıfıra B noktası olacak. Şimdi doğrular birbirine dikse Y eşittir AX artı B ise bunun eğimi A mıdır? A'dır. O zaman öbür doğrunun eğimi yani bu e, öbür doğrunun eğimi eksi bir bölü A'dır değil mi? Çünkü çarpımlar eksi birdir. Tamam. Eğimimiz belli. Noktamız 0'a b. O zaman hemen kuralım. y eksi b eşittir. Eksi 1 bölü a çarpı x eksi 0. Buradan ay eksi ab eşittir. Eksi x ay artı x eşittir. Ne oluyor? ab mi oluyor? ab oluyor. Ha y'yi istiyor bizden. y'ye bağlı buluyor. O zaman y eşittir. Eksi x artı ab bölü a. Bunlar birbirine götür. Eksi x bölü a artı b olarak çıkacaktır ki bu da 7. sorumuzun doğru cevabının d seçeneği olduğunu mu gösterir? Evet 7. sorumuzun doğru cevabı d seçeneğidir. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda bizi neler bekliyormuş neler? Aha. Ben burada bir güzellik gördüm. Buradan çözeceğim. Yaşasın AB eşittir AC. AB eşittir AC ise var da 90 derece varsa ben burada bir eşlik gördüm arkadaş. Eşlik göreceğim emin olabilirsin. Burada bir eşlik elde edeceğiz sanki. İçim öyle doğuyor. Ne dersin? Burayı da birleştiriyorum. Dik üçgenler elde edeceğim. Hadi bakalım. Kolay gelsin ikimize de. Şimdi burası 90 derece. Hay hay. Burası alfa. Burası beta. O zaman burası alfa. Burası beta. Tabii ki burası 90 derece. Şimdi iki üçgen eş üçgenler. Neden? Açı kenar açıya göre eş üçgenler neden 2 3 açı, bütün iç açıları da aynı ve aynı açının karşısındaki kenarlar da 90 derecenin karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olduğu için soruda iki üçgen eşittir. O zaman şöyle bakalım. Şuradan da hemen bir dikindirsek aşağıya koordinatları kullanmamız lazım. Evet. Aşağı bir dik indirdim değerli arkadaşım. Burası 1 dediği için şurası 1. Tamamı 7 olduğu için buraya 6 kalacaktır, değil mi? Yani burası 6, o zaman burası 9 oldu. Şimdi alfa'nın karşısı 9, beta'nın karşısı 6. Alfa'nın karşısı 9 beta'nın karşısı karşı 6. Hay hay. Şimdi şöyle bakalım. Tamamı 9 idi. O zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Demek ki y'miz 3. y'miz 3. Peki şuraya bakalım. Absisimize bakalım. Şurası tamam 9 idi. Burası 1. 9'dan 1 çıkarsa buraya da kaç kalır? 8 mi kalır? Hay hay. O zaman o zaman bxy noktamız hemen yazalım. x'imiz bu taraf 8 dedik. Eksi 8'e Y'imize de ne demiştik? Tamamı 9 idi. 6 gitti. Geriye 3 kaldı demiştik. Y'miz de yüksekliğimiz de 3 oldu. Apsis ve ordinatların çarpımı da eksi 24 olarak yani A seçeneği olarak bulunacaktır. 8. sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik 9. soruya. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre BD uzunluğu kaç birimdir? Of of aha Burada bir şeyler gördüm. BD uzunluğu. Aha, bir şey gördüm. Bir şey çizmek istiyorum. Bilecek misin? Bakalım. Hatırlatma. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. 90 derece. Tık tık tık. Evet söyle. Söyle. Sesin gelmiyor. Söyle lütfen. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü. Değil mi? Şimdi bak bakalım burası 5. Tamam şurası 3, burası 4 ise Pisagor'dan 3, 4, 5'ten bu uzunlukta 5 gelecektir değil mi? Burası 4 birim, burası 3 birimse burası da Pisagor'dan 5 birim oldu. Aha, burası 5, yani burası 5 ise, burası da 5 ise otomatikman buraya da 5 olacaktır muhteşem 3'ten dolayı. Değil mi? Muhteşem 3 oldu sonuçta burada. O zaman bizden istenen şey B'de. Oo, bu da bu kadar basit miymiş? Valla bir sürü işlem yapacağımı zannettim. Denklem çözeceğim vesaire. Şu bu çok şükür. Bu sefer e, ucuz yırttık. Gelelim onun sorumuza. Doğruları y ekseninde dik kesiştiklerine göre. Y ekseninde dik kesişiyorlar. Hemen y ekseninde dik kesen bir doğru aldım. Denklem aldım. Nasıl? Hemen şak diye yapıştırdım gördün mü? <laughs> kurnazlık yaptım. Nasıl bir kurnazlık yaptım? Anında aklıma geldi. İki önceki soruda dik kesişmişlerdi ya. O şekli sana anlatırken hemen kopyaladım şak buraya yapıştırdım. Nasıl fikir? <laughs> evet hemen çıkayım ekrandan seni fazla rahatsız etmeyeyim. Sorumuzu çözelim. Şimdi y eksenine üzerine dik kesiştiklerine göre bu doğruların öncelikle şuna karar vermemiz lazım. Bir kere apsislerimiz sıfır. Apsislerimiz sıfır. Apsislere sıfır verirsek birinci denklemde 3y 3 eşittir sıfırdan y eşittir 1'dir. İkinci denkleme geldiğimiz zaman eksi parantezinde 2a artı 3 çünkü denklemlerin o zaman bu noktamızın koordinatları 0'a 1 olmak zorundadır değil mi? E 0'a 1 bunu da sağlar. Y yerine de 1 yazalım o zaman. E, çarpı 1 e, eşittir 5 olsun. Buradan 2a artı 3 eşittir eksi 5 olur ki 2a eşittir eksi 8 a da eşittir eksi 4 olarak bulunacaktır değerli arkadaşım. A'yı da eksi 4 bulduk. Hay hay. Şimdi götürüp denklemlerde yerine yazalım. A'yı eksi 4 bulursak eksi 8x artı 3y eksi 3 eşittir 0. Hemen eğimine bakalım. Bu doğrumuzun eğimi nedir sevgili arkadaşım? Eğim eşittir. Eksi A bölü B'den 8 bölü 3. Tamam. Öbür denklemimize gelelim. Ee, Bx A yerine eksi 4 yazarsak eksi 8 3 daha eksi 5 artı 5 oldu. Artı 5y eksi 5 eşittir sıfırdan. Eğim eşittir. Bunun eğimi nedir? Eksi b bölü 5 oldu. E, doğruların eğimleri çarpma eksi 1 değil mi? Dik oldukları için. Hay hay. O zaman 8 bölü 3 çarpı eksi b bölü 5 eşittir. Eksi 1'den eksiler birbirini götürür ki buradan 8b 15 B eşittir 15 bölü 8 olarak bulunacaktır. Y ekseninde dik kesikliğine göre 15 bölü 8. Heh. Y ekseninde dik kesikliğine göre bir dakika şöyle bir bakalım. İşlem hatası mı yaptık? İşarette bir sıkıntımız var mı? Nerede var sıkıntımız? Var mı? Şöyle bakalım. Tamam bu doğrunun denklemi. Tamam bu doğrunun denklemi. Ha, B bu tarafta mı olacak? Şimdi eksi B bölü 5 tamam yerine yazdık ama e, işlemde bir hatamız çıkmadı galiba nerede hata yapmış olabiliriz şöyle bir daha bakalım sen de bana yardım ediyor musun gördün mü eksi 8 bölü ha. tamam 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 kızma orada bir işarette hatamız var galiba değil mi burada bir işlem hatamız var yani şu denklemde artı olması lazım evet şöyle bir bakalım a eksi 4'tü değil mi A-4 bir döndeksi var artı. Evet şurada bir işlem hatası yapmışım. Üzgünüm. Çok özür diliyorum senden. Beni affet lütfen. evet burası o zaman eksi çıkacak. Burası eksi çıkarsa o zaman burada eksi olacak ki bu da eksi 15 bölü 8 yapar ki sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Nerede bir hata yaptık? Yine şurada bir A ya x gördüğüm A gördüğüm üzere x4 yazarsak bir dönemde eksi var artı 4 oldu. 4 daha 8 8x olacaktı değil mi? Evet maalesef biz de 8x yazdık. Üzül dilerim. Geçiyoruz 11. soruya. Geldik ne diyor? AB doğru parçasının orta noktasından geçen diyor. AB doğru parçasının orta noktasından. O zaman ilk bir doğru çiziyoruz. Bu doğrunun noktaları A 3'e 2, B 5'e 4. Evet 3'e eksi 2, B 5'e 4. Evet bunun orta noktasından geçen diyor. Hay hay C. Orta noktanın tanımı neydi? Apsis ve ordinatların toplamın yarısı 3, 5 daha 8 bölü 2'den 4. Eksi 2, 4 daha 2 bölü 2'den 1. Orta noktamız bu. Hay hay. Orta noktasından geçen bir doğrumuz var. Bu doğru aynı zamanda kime dikmiş değerli arkadaşım? Şimdi bizden istenen doğru bu. Bu doğru aynı zamanda bir doğruya dikmiş. Hangi doğruymuş bu? Gördün mü? Ne dedi bize? Aşağıda vermiş 3x 6y artı 4. O zaman çizelim. Bu doğrumuzda 3x 6y artı 4 eşittir 0. Bunun eğimi nedir sevgili arkadaşım? Eksi a bölü b'den 3 bölü 6 yapar. O da 1 bölü 2 yapar. Bu doğrunun m1 diyelim. Bizden istenen doğruya da d2 diyelim. Bu d1 olsun. O zaman m2 ne olur sevgili arkadaşım? Doğrular birbirine dik olduğu için çarpımlar eksi 1 olduğundan dolayı bu 1 bölü 2'si öbürü de eksi 2 olacaktır. Yani bizden istenen doğrunun noktası belli. Eğimi eksi 2 c, e, c noktamız diyelim ya da k ya da c 4'e 1 demiştik. Bu doğrunun denklemini bulalım. y eksi 1 eşittir. Eksi 2 çarpı x eksi 4. Buradan y eksi 1 eşittir. Eksi 2 x artı 8. Buradan y eşittir. Eksi 2 x artı 9 olarak bulunacaktır ki. Eksi 2 x artı 9'u bu tarafa atarsak. Ee, o zaman sorumuzun doğru cevabı şöyle bir bakalım. B seçeneği mi oldu? Evet. 11. sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım B seçeneğidir. Geldik 12. sorumuza. Ha, orta dikmesi diyor. Şimdi burada bakalım. Burada diyor ki doğru part, doğru orta noktasından geçen diyor. AB doğru parçasının ha orta noktasından geçen ha da orta dikmesi. Ne fark eder? Bir şey fark etmeyecek. Yani yine bir doğru çiziyorum. Bunun orta dikmesinin denkleminden bahsediyor. Evet, orta dikmesi. Yani iki eşit parçaya bölmüşüm. Eee apsisleri toplamının yarısı. Nedir A noktası? -1e 7. Aman ya Resmen Z gibi yaptım. Bakar mısın? -1e 7. Allah Allah. Tamam. Daha nazik davranacağım. B noktası 5e 9. Hay hay. Burada bu K kesim noktasını bulalım. Orta nokta tanımından 5 1 4 2'ye bölürsek 2. 9 artı 7 16 bölü 2'den 8. 2'ye 8 olarak ne oldu? Bu noktayı bulduk. Şimdi tamam bu doğrunun denklemi bulmak istiyorsak eğim bulmamız lazım. O zaman MAB neydi değerli arkadaşım? 9 eksi 7 bölü 5 artı 1. Bu da 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 olarak bulduk mu eğimimizi? Eğimimizi de 1 bölü 3 olarak bulduk. Peki bu doğrunun eğimi 1 bölü 3 ise bizden istenen D doğrusunun eğimi MD doğrusunun eğimi ne olacaktır? 3 mu olacaktır? Pardon bu 1 bölüştü değil mi? Eksi 3 olacaktır değil mi? Çünkü tersinin tersi çarpısı. Çarpımlar eksi 1'di ya. Tamam. Noktamız belli. eğimimiz belli. O zaman y eksi 8 eşittir. Eksi 3 çarpı x eksi 2 diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz değil mi? Tamam. Buradan y eşittir. Eksi 3 x artı 10'du. Eksi 14. Artı 14 düzeltiyorum. Bunu bu tarafa atarsak 3x artı y eşittir 14 olunarak bulunacaktır. 14'ü de karşıya atarsak eksi olarak geçer ki y o zaman sorumuzun doğru cevabı d seçeneği mi oluyor? Evet 12. sorumuzda doğru cevabı değerli arkadaşım d seçeneğidir. Geldik 13. sorumuza adım adım sona doğru ilerliyoruz. Aha, tamam yine doğrular birbirine dik. Doğrular birbirine dikse eğimine çarpma eksi birdir. Bir nokta sebebi eğim belli olan doğru denklemde bu şekildeydi unutmayalım. Şimdi biz bir kere BD doğrusunun denklemini bulmak istiyorsak eğim bulmamız lazım ve bir noktayı bulmak zorundayız. Tamam mı? Şimdi şu noktayı alalım bir. Şurası C noktası eksi 3'e 0. Burası B noktası x'e y. Burası da A noktası 0'a 6. Şimdi ne demiş? BA 2K BC K. Hay hay. Şimdi o zaman biz bu artış miktarlarını kullanarak soruyu çözelim. Şimdi buradan buraya eksi 5 eksi 3 değil mi bu? Eksi 3 evet. Eksi 3'den 0'a 3 artmış. 3 k'da 3 artarsa k'da 1 artar. O zaman hemen x'e bakıyoruz. x eşittir. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 olarak bulabiliriz değil mi? Tamam hemen absesimizi eksi 2 olarak bulduk. Devam edelim. Y'ye geliyoruz. Şimdi Y noktasına baktığımız zaman da ee, 0'dan 6'ya 6 artmış. Yani 3k'da 6 artarsa k'da 2 artar. O zaman hemen Y'yi bulalım. 0 artı 2'den de 2 olarak bulunacaktır. Yani bu kesin noktamız değerli arkadaşım, kesin noktamız 2 eksi 2'ye 2 olarak bu şekilde bulunur. Şimdi eğimi bulalım. Bu doğrunun eğimi neydi? Karşı bölü komşu tabii. Değil mi? MAC MAC eşittir 6 bölü 3'ten 2. Peki MBD ne olur o zaman sevgili arkadaşım? Çarpımlar eksi 1 olduğu için eksi 1 bölü 2 olur mu? Hay hay. Eksi 1 bölü 2 olarak bulduk. Noktamız belli zaten. Eksi 2 2. O zaman hemen denklem bulalım. Y eksi 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2 olarak bulunur mu? Yazılır mı? Yazılır. Buradan ilgili düzenlemeyi yaparsak x artı 2y evet eksi 2 gelir mi? Eşittir 0 olur ki bu da şöyle şıklara bakalım. x artı 2y eksi 2 bu da sorumuzun doğru cevabının d seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Geldik 14. ve son sorumuza. A ve B pozitif reel sayılar olmak üzere x bölü A, y bölü B eşittir işte. C doğrusunun koordinatları koordinat eksenleri ve A ve B noktalarını kesmektedir diyor. A ve B noktalarını da kesmektedir. Hay hay. O zaman şimdi bir denklem çiz doğru çiziyorum. Ee, grafiği çizelim. Şimdi bu A ve B noktalarında A ve B noktalarında kesmektedir diyor eksenleri. Hay hay. Şöyle yapalım. Ee, A B'nin orta dikmesi diyor. Orijinden geçtiğine göre diyor. Aha, A B'nin orta dikmesi orijinden geçiyormuş. A B'nin orta dikmesi. Nasıl bir dikmeymiş bu? AB'nin orta dikmesi. Hı -hı. O zaman onu da çizelim. Orta dikmesi. Orta dikme ne demek biliyor musun? Hem dik hem orta. O zaman bu ikiz kenardır. Yani burayla burası eşittir. Anlamına gelir değil mi? Şimdi o zaman şuna bakalım. E, burası X bölü AC artı Y bölü BC diyebilir miyiz? Eşittir bir. Hani bu denklemde hatırlar mısın? Buralar eksenleri kestiği noktalardı. Yani şu X eksenini kestiği nokta. Bu da y eksenini kestiği noktaydı. A ve B pozitif olduğu için bu şekil bu şekildedir. Yani birinci bölge olur. Burası AC olur. Burası da BC olur değil mi? Evet. Yani şunun koordinatları sıfıra BC. Bunun koordinatı da AC'ye sıfır. O zaman B çarpı C eşittir A çarpı C mi? Bir tarafa toplayalım. BC eksi AC. Neden? Çünkü iki kenar üçgen, üçgen dedik. Orta dikme. Dakiden değil mi? Bu eşittir 0. Buradan c parantezine alsak b eksi a eşittir sıfır olur ki e, bizden istenen şey ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. B eksi a sıfırsa şıklara bakalım b eksi a sıfır var mı yok. O zaman a eksi b de sıfır diyebilir miyiz benzer şekilde diyebiliriz. Var mı? Var. A seçeneği mi? A seçeneği. Doğru mu? Doğru. Nihayetinde bu bölümde sonuna geldik. Artık e, bu şekilde pekiştirme 9'u geride bıraktık. Bu bölümde bu şekilde geride kalmış oldu. Yani bu bölümde toplamda 3 tane peksimetre testi çözmüş olduk. Şimdi doğru grafiğinin, doğru grafiklerin sınırlandığı bölgenin alanı konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakal, esenlikler, sevgiyle kal.